Henüz duymadığınız Kur'an'dan en güzel kız isimleri. Sakın bu isimleri çocuklarınıza koymayınız. Konulması yasak olan 12 kız ismi. Allah'a en sevimli gelen 2 erkek ismi nedir? Dünyada insanın yaşadığı en güzel duygulardan birisi de evlat sahibi olmaktır. Benim de 2 tane var, oradan biliyorum. Anne ve babaların evlatlarına karşı çeşitli görevleri vardır. Onu tehlikelerden korumak, ona barınma sağlamak, onu aç bırakmamak, onu giydirmek, yedirmek, içirmek gibi. Ama aslında anne babanın evladına karşı ilk vazifesi ona güzel bir isim vermektir. Çocuk anne kucağında dünya nimetlerini tatmaya başladığı gibi adıyla da ebedi aleme uzanacağı bir kimliğe kavuşur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek babanın, annenin evlatları üzerinde en büyük haklarındandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyun. Bu hadis-i şerif bize gösterir ki, insan telaffuzu da anlamı da güzel olan isimlere layıktır. İnsanın bedeni, izzet ve onuru saygın olduğu gibi, onun kimliğini de ifade eden ismi o derece saygındır. Hürmeti hak eder. İnsana ömrü boyunca hoşlanmayacağı bir isim vermek şöyle dursun, onu kötü lakapla bir defa dahi olsun çağırmak dinimizce yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın diyerek bizleri bu konuda uyarmıştır. Efendimiz Aleyhisselam çocukların ismini seçerek koymuş, düşük çocukların bile isim verilerek defnedilmesini emretmiştir. Müslim'de şöyle bir hadis geçiyor. Şüphesiz ki sizin Allah'a en sevimli gelen isimleriniz Abdullah ve Abdurrahman'dır. Peki çocuğa ismi nasıl koyacağız? Çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunur. Sonra onun ismi kulağına söylenir. Daha sonra ümmeti Muhammed'e hayırlı bir evlat olması için dualar edilir. Mesela şu duayı edebiliriz. Allahümme ce'al berren ve enbithu fil islami nebaten hasena. Ey Allah'ım! Bu çocuğu iyilerden kıl ve onu İslam'da güzel yetişen bir bitki gibi yetiştir. Amin. Şimdi gelelim bugüne kadar belki hiç duymadığınız Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel kız isimlerine. Birincisi Elif Lamra. Çünkü benim kızımın ismi. O ismi çünkü ilk ben koydum. Daha önce hiç duymamıştım. Tabii bu arada Elif Lamra'yı da açıklayayım. Elif Lamra, Elif Lamra. Elif zaten bir harf Arapçada. Lam da bir harf, Ra da bir harf. Yusuf suresinin ilk ayeti Elif Lamra. Oradan esinlenerek koyduk. Tabi başka surelerin girişlerinde de Elif Lamra kullanılıyor. Huruf-u mukatta'dandır. Manasını Allah ve Efendimiz Aleyhisselam bilir. Tabi bu bir şifre olduğu söyleniyor. Ben şu niyetle koydum. Yusuf suresi diğer surelerden farklı olarak bütün ayetlerinde Hazreti Yusuf'tan bahsediyor. O yüzden öyle olduğuna göre dedim ki bu huruf-u mukatta'da kesin Hazreti Yusuf'un güzel bir yanından bahsediyordur. O yüzden o ismi koydum. Oğlumun adı da Musab bu arada. İsimlerimizden birisi Sidra ya da Sidre diye geçiyor. Necm suresinde geçen bir isim bu. İnde sidratil münteha. Buradaki sidra ya da sidre şu anlama geliyor. 7. kat gökte meleklerin ulaşamadığı bir makamın adı veya cennette çok yapraklı, çok gölgeli bir ağacın adı olarak geçiyor. Bir diğer isim seca. Duha suresinde geçiyor 2. ayet. Velleyli izâ seca. Bunun manası da gecenin sakinliği ve denizin dalgalarının durup sakinleştiği anlamlarına geliyor. Osmanlıca'da kuşların seslerinin cıvıltısı manasına gelen bir isimdir bu. Bir diğer isim Efnan. Rahman suresinde geçiyor. Zevete Efnan. Cennetteki çeşitli ağaçlar ve çeşitli güzellikler anlamına geliyor. Bir diğer isim İlaf. Kureyş suresinde geçiyor. Li İlafi Kureyş. Kolaylaştırmak, sevmek, emniyet, güven ve kaynaşma anlamlarına geliyor. Bir diğer isim Leyal ya da Leyal. Arapça'da gece anlamına gelen Leyl'in çoğuludur. Bu da Fecr suresinde geçiyor. وَلَيَالٍ عَشْرٍ Bir başka isim Ravza. Rum suresinde geçiyor. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ Cennet bahçesi anlamına geliyor. Kur'an'da geçen bir diğer kız ismi Ebrar. Mutaffifin suresinde ve birçok başka surelerde, ayetlerde geçiyor. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Anlam olarak da iyi huylu, doğru, dürüst, düzgün kimse demektir. Bu ismin anlamı bütün iyilikleri ve güzellikleri üzerinde taşıyan demektir. İsimlerimizden bir diğeri Sena. Nur suresinde geçiyor bu da. Yekâdü Sena. Bu da şimşeğin parıltısı anlamına geliyor. İsimlerimizden bir diğeri Tesnim.
Bu da Mutaffifin suresinde geçiyor. Ve mizacuhu min tesnim. Buradaki tesnim kokusuyla ve lezzetiyle ferahlatıcı olan bir şerbetin ismi. İsimlerimizden bir diğeri Senabil. Bakara suresinde geçiyor. Seb'a Senabil. Ayetteki manası başaklar demektir. Hiç bilinmeyen isimlerden birisi de Mihat. Nebe suresinde geçiyor. Elem neca'alil erda mihâde. Mihat ismi döşek, sergi, arazi anlamlarının yanı sıra ailenin göz bebeği demek. Ve son ismimiz Beyza. Bu da Araf suresinde geçiyor. Hiye beyzâvülin nâzirîn. Çok beyaz, çok temiz, lekesiz anlamlarına geliyor. Kur'an'da geçen en güzel kız isimlerinden bahsettik. Bunlar pek duymadığınız isimlerdi. Tabii bunların yanı sıra duyulmuş çok güzel kız isimleri de var. Şimdi gelelim dinde konulması yasak olan isimlere. Bunlardan birisi Aleyna. Çevremizde çok var değil mi? Yani Kur'an'da geçiyor diye konulmuş bir isim. Ama hiç tavsiye edilmiyor. Çünkü bir anlam ifade etmiyor. Aleyna üzerimize demek. Yani o genelde üzerine gelen azaptan bahsettiği için ondan dolayı tavsiye edilmemiş. Bir diğer isim Jülide. Bu Arapça değil, Farsça bir isim. Dağınık, karma karışık, birbirine girmiş saçlı birini ifade ediyor. Bir diğer isim Umay. Orhun yazıtlarında çocuk ve hayvanları koruduğuna inanılan bir tanrının ismi bu. Mesela Alara, onun yanı sıra Roza, onun yanı sıra İlayda. Bu isimler de gayrimüslim isimleri olduğundan dolayı hiç uygun görülmemiştir. Bir diğer isim Kezban. Bu isim biraz tartışmalıdır çünkü Arapça ile Farsça'daki manası birbirine karıştırılır. Arapça'da yalan kökünden geldiği için konulması uygun görülmemiştir. Bir diğer isim Berra ya da Berre. Bu isimde konulması uygun görülmemiştir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Berre isminde birinin adını Zeynep olarak değiştirmiştir. Çünkü Berre günahsız, kusursuz anlamına geliyor. Bir başka isim ise Cemre. Çok var değil mi çevremizde Yunus? Baktığımız zaman bu isim çok kullanılıyor. Hatta Cemre toprağa düşüyor, havaya düşüyor, denize düşüyor. Tabii orada kullanmakta bir problem yok da isim olarak koymakta problem var. Çünkü Cemre ateş bahçesi manasına geliyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam tarafından da Cemre ismi Cemile ile değiştirilmiştir. Bir diğer isim ise Ceylin. Birçok yerde cennet kapısı manasına geldiği söyleniyor ama Kur'an'da hiçbir yerde geçmiyor. Hatta gayrimüslimlerden Cülyin isminden çevrildiği söyleniyor. O yüzden konulması pek uygun görülmemiştir. Eflal. Bu da internete baktığınız zaman cennetteki bir ağacın ismi gibi söyleniyor ama asıl manasına indiğimiz zaman kurak, bitkisiz yer, hezimet anlamlarına geliyor. Bir diğer isim ise Efsun. Efsun'da bildiğiniz gibi sihir, büyü, sihirbazlık, hile ve bunlarla yapılmış işler anlamına geldiği için bu ismin konulması da hiç uygun görülmemiştir. Bir başka isim ise Sanem. Sanem put manasına geldiği için de bu ismin konulması hiç uygun görülmemiştir. Bir başka isim ise Süveyda. Süveyda kalbin ortasındaki siyah noktaya söylenmektedir. O da kalpteki günah anlamına geldiği için de bu ismin konulması da hiç uygun görülmemiştir. Şimdi mesela bizim çok güzel İslami isimlerimiz var Yunus. Şimdi İslam deyince aklımıza gelen belli başlı böyle kafamızda şekillenen isimler var değil mi? İslami isimler. Mesela Ramazan, Recep, Şaban. Ama şöyle bir geçmişe baktığımız zaman bu isimler hep bize karalanmış değil mi? İnek Şaban. Ondan sonra hani benim Recep'im, bilmem süt kardeş Ramazan. Yani bu belki bilinçli, belki bilinçsiz bunlar bize hep empoze edilmiş. Bu İslami isimlerden bizi soğutmuşlar. Hani şimdi günümüzde neden insanlar böyle isimler, manasız isimler ya da kötü manaya gelen isimleri seçiyor dersek aslında bizi İslami isimlerden soğuttukları için. Bakıyorsun eski filmlere, kötü ev sahibi Hacı Gaffur. Ya Gaffur ismi Allah'ın en güzel isimlerinden biri ya. Ya da hep dalga geçmek için ne diyorlar? Abdülrezzak. Ya Abdülrezzak ya. Yani Allah'ın en güzel isimlerinden biri yani. Rızık verenin kulu. Yani rızıklandırılmış kişi anlamına geliyor. Ama bize hep soğutulmuş yani. Hep bu İslami isimler. Halk arasında da böyle gerici, yobaz diyorlar yani. Böyle bir Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini koyana, sahabelerin ismini koyana. Biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor yani. Hani bu videoyu yapmamızın bile en büyük sebebi o. Yani bizi biraz daha özümüze döndürmemiz için. Biraz daha böyle manayı daha iyi anlayalım diye. Biraz daha hakikati anlayalım diye. Niye? Çünkü biz ahirette babalarımızın ismiyle çağrılacağız. Biz çocuğa isim vereceğiz. O çocuklar bizim ismimizle çağrılacak. En basitinden. Mesela az önceki söylediğime ek olarak. Mennan ismi vardı dizinin birinde. Yani Mennan Allah'ın ismi. Ama dizideki karaktere bak. Böyle tam böyle tabiri caizse kaypak. Yani böyle her an ne yapacağı belli olmayan bir tip. Mesela Zühtü ismi. Dalga geçmişler. Şarkıları da var ya. Zühd sahibi ya. Düşün bak. Zühd sahibi. Yani Zühtü demek. Zahit yani. Dünyada gözü yok. Ahiret için çalışan kişi demek. Ama bunlar hep dalga konusu olmuş. Şarkılarda dalga geçilmiş. İnsanlar hep soğutulmuş. Hüsnü. O da hep böyle değil mi? Baktığın zaman film karakter isimlerine bakıyorsun.
Hep böyle kötü karakterler, komik karakterler, böyle insanların dalga geçeceği karakterler hep İslami isimlerle anılmış. Zaten ismin de karakter üzerine etkisinden de az çok bilim bile bahsediyor, doğru mu? Mesela diyelim ki benim ismim Fatih. Yani ben çocukluğumdan beri hep böyle Fatih Sultan Mehmet'le özdeşleşmeye çalıştım. Hani ben de onun gibi olayım. 19 yaşında tahta geçiyor. Yani ben de onun gibi bir şeyler yapayım. Hani 19 yaş çocukluk yaşı değil. Devlet yönetmiş bir padişahın ismini taşıyorum diye. O yaşlarda ben de bir şeyler yapmaya çalıştım yani. İlerleyen yaşta da bakıyorsun İslami tarafı bir yanda, teknolojik, bilimsel tarafı bir yanda baktığın zaman, yani düşün, 7 dil biliyor ya. 7 dil biliyor. Bak, Bosna Hersek'i fethediyor. Orada Boşnak halka Boşnakça konuşuyor. Bak düşün, Boşnakça konuş. Boşnakça biliyor ya. Boşnakça konuşuyor ve oradaki halk bir tek kılıç kaldırmadan hepsi Müslüman oluyor. Nasıl gönüllere giriyor? Yani ben ismim Fatih olduğu için ve Fatih Sultan Mehmet'ten geldiği için, babam da o niyetle koymuş. Hep bunlar aklıma gelirdi yani. Ben de böyle bir şeyler yapmalıyım. Ben de hizmet etmeliyim. Ben de insanlara ulaşmalıyım. O yüzden isimlerin manasının insan üzerinde çok büyük tesirleri var. Sen de mesela Yunus. Yani düşünüyorsundur hani. Abi ben de sen deyince şu an ilk defa farkına vardım. Benim abim ismi Emre, ben Yunus. Yunus Emre yılında koymuş babam, o yılda. Ben de gerçekten İslam'a ilk ısındığım kişi Yunus Emre abi. Biraz uzak yaşıyordum. Beni İslam'a ısındıran Yunus Emre oldu. Evet, işte ismin insan üzerine aynen etkisi var yani. Bu şekilde bir çevremize bakalım yani. İnsanlar isimleriyle müsemma oluyorlar. İsimleri üzerinde hissediyorlar yani. Ben şimdi çocuğun adını Musab koydum. Yani istiyorum ki onun gibi olsun. Şimdi bizim doğu kültüründe abi İslam'a hassasiyet biraz var. O yüzden aile içlerinde genelde her zaman bir tane Muhammed vardır. Ya Resul vardır. Böyle sırayla koyarlar. Bizim evde de var mesela Muhammed var, Furkan var. Babam da annem de bilerek yani İslami olsun diye koymuşlar. Ve annem kardeşimin adını mesela bozmaya da korkuyor. İşte Muhammed adını bozamıyor da. Hani kısaltma yapmıyor. Diyorum niye yapmıyorsun? Şey diyor yani. Onun Muhammed ismini bozmaya bile korkuyorum diyor. Yani, hayal ediyorum diyor değil mi? Zaten diyor. O ismi bile bozamıyorum. İşte ailede diğer Muhammed isimleri de biri bozunca da annem kızıyor. Evet. Onun adına da hürmeten şey yapamıyor musunuz diye. O ahlak var hala mesela. Evet evet ya. En basitinde onu hatırlatıyor ya. Annemin ailesi hepsi Efendimizin hanımları ve kızlarının isimleri. Ayşe, Zeynep, Hatice, Fatma, hep Amine. Evet evet evet. Bu isimleri koymuş mesela. Şey isimleri öyle koyunca da ev belki de bir peygamber evi oluyor. O niyetli oluyor yani. O yüzden isimler çok önemli. Mesela Hazreti Ali bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Çocuğu oluyor Hazreti Hasan. İsmini koyacak. Efendimiz Aleyhisselam'a danışıyor. İsmini diyor Harp koyacağım diyor. Yok diyor, Hasan koy diyor. Hazreti Hüseyin doğuyor. Yine aynı şekilde geliyor. İsmini Harp koyacağım diyor. Hayır diyor. Hüseyin koy diyor. Düşün yani, çünkü ismin insan üzerine etkisi var. O yüzden Harp konulmasını bile istemiyor. Çünkü savaşı çağrıştırıyor. O yüzden isim koyarken bu ismin o kişiye sirayet edeceğini de unutmamamız gerekiyor. En güzel isimleri koymamız lazım. Manalı isimleri koymamız lazım. Çevremizde duyduk bu isim çok klasik diye de normal İslami isimleri koymaktan da vazgeçmememiz lazım. O yüzden isim koyarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü isim insan üzerine sirayet ediyor ve insan o isimle yaşıyor, o isimle vefat ediyor ve ahirette o isimle çağrılıyor. Çok dikkat edelim. Selametle. Olmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. mybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende,
Bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.